akşam burada startını verdik. Akşam üstüne evet, saatlerimiz 18'i gösteriyordu ve o saatten beri koşuyor. Tam 160 kilometre ve işte geliyor. Bitiş! İşte 20 gün sonrasıyla finish'e ulaşıyor. Tebrikler! Kardeşim madem bu kadar koşabildin, bizi niye beklettin bu kadar ya? Vallahi bir bayağı koşuyorsun sen ya! Bravo! Ben 21 yıl bir pil, günde 2 paket sigara kullanıcısıydım. Sonra işte sağlık problemleri falan yaşamaya başladığımda sigarayı bırakmaya karar verdim. Ama bir türlü birçok yöntem denememe rağmen sigarayı bırakamamıştım. Sonra bisikletle tanıştım, bisiklete binmeye başladım. Bisiklet beni çok iyi hissettirdiği için sigaradan kurtuldum. 2011-2012 yıllarında sigarayı bıraktıktan sonra ciddi anlamda bisiklete başladım. 3-4 yıl önce koşuyla tanıştım. Daha önce hiç koşmamıştım. Pirik ultramaratonu diye bir, Afyon'da bir ultramaraton olduğunu söylediler, 55 kilometrelik. Hiç imkansız gibi gelmişti bana. İşte biraz programlı koşular yaptıktan sonra o koşuya katıldım. Orada derece elde ettim. Bodrum ultramaratonunda 100 kilometre koştum. Orada da derece elde ettim. Onu da yaptıktan sonra artık ciğerlerim iyice açıldı galiba. Daha çok koşma isteği de oluştu psikolojik olarak. Bu işin dedim en üst noktasında dediler ki 100 mil diye bir koşu var. İznik'te yapılıyor. İznik ultramaratonu. Orada işte 160 kilometre, 165 kilometre koşuyorsun. Çok zor bir yarış. Çok uzun süre hazırlaman lazım. Ona karar verdim ve 2 ay daha bir çalışma yaptıktan sonra İznik ultramaratonunu da koştum. Onu da bitirdim. Orada da derece elde ettim. İlk koşumda 23 saat 23 dakika koşmuştum. Bu tabii 2019'daydı. Sonra ultramaraton bende bir tutku haline geldi. Sonra hep ultramaraton koşmaya başladım. Geceleri geliyorum burada antrenman yapıyorum. Gece 4'te 5'te kalkıyorum. İşe gitmeden önce burada 2-3 saatlik antrenmanlar yapıyorum. Yani bu zaten insanın aklının ve hayalini almayacağı mesafeler. Yani bir insana deseniz ki 20 saat 30 saat koşacaksınız işte 100 kilometre 200 kilometre koşacaksınız. Kimse zaten insanın zihni bir kere idrak edemiyor bunu, kabul edemiyor. Uludağ Ultramaratonu'nda ve İznik Ultramaratonu'nda ikinci oldum. 20 saat 36 derecelik dereceyle ikinci oldum. Hedefim biraz daha programlı çalışıp, biraz daha fazla çalışıp birinci olmak, parkur rekorları kırmak ve yurt dışındaki o büyük UTMB ve Spartathlon denilen büyük yarışlara katılmak. Burada ülkemi, Türkiye'yi ve Denizli'yi temsil etmek istiyorum. Bize en çok sorulardan birisi, hiç durmadan mı koşuyorsunuz? İşte hiç acıkmıyor musunuz? Ne içiyorsunuz, ne içiyorsunuz dağda, ne yiyorsunuz, sonra gece nasıl koşuyorsunuz? Bu tip sorular bize çok geliyor. Bizim ultramaraton koşarken yanımızda taşımamız gereken zorunlu malzemeler var. Bunlar bir adet sırt çantası, acil durum battaniyesi, suluklarımız, işte bir süre bir mesafede yetebilecek yiyecek içecek malzemeleri, enerji zehri olabilir, enerji barı olabilir. Bu tip malzemeleri yanımızda taşımak zorundayız. Solosuz git.